Şarjı onu. Bir şey sor şu mesela. Bu yeraltı dünya deyince değilsiz ki yani bizim Rusya böyle de eski Sovyetlerde yeraltı dünya biz oğru kanunlar verir. Onlar esasen devlet işlerine karışmazlar yani. Ama Türkiye'de değilsiz ki onlar devlet işine karışarlar. Yani devlet idare etme işte. Rusya'da yer altı dünyası yönetiyor ülkeyi. Şu anda mevcut Tayyip Erdoğan'ın Trabzon çetesi, bir de Kürtlerin çetesi. Kürtlerden oluşmuş bir çete yönetiyor. Bir de devletin içinde hazır bir Gladio var. Bu Gladio'nun eli hem Azerbaycan'ı yönetiyor hem Türkiye'yi yönetiyor. Ve İsrail desteklidir. Amerika ve İsrail desteklidir. Bu halkın bu konuda uyanmasını istemiyorlar. Halkın bu gerçekleri öğrenmesini istemiyorlar. Bunu siz de bir gazeteci olarak az çok benim kadar biliyorsunuz. Ülkeler Orta Doğu'da kimler tarafından, hangi el tarafından yönetildiğini az çok siz de tahmin edebiliyorsunuz. Ama inanın biz Türkiye'deyken eğer bir belediye başkanı olacaksa önce bizim elimizin altından geçer, bize belirli sözler verir, vaatler verir. Yani bize derken yani bizim gibi işte gördüğünüz arkadaşlar için ve o adam yanlış yaptığı an bunun bedelini ağır öder. Ben Azerbaycan'da bizim Nakşibend Kürtleri olsun, Azeri amca çocuklarımız olsun, sizinkiler yani çok 50 tane evden adam aldık yani. Ben oradaydım. Çok kişi aldırdılar bize. Gece saat 3'lerde, 4'lerde giriyorduk, evden alıyorduk. Problemler vardı. Sipariş Bazı konular. verilirdi. Yani sipariş verilirdi. Siparişle alınırdı evlerden. Evet. Alıyorduk. Alıyorduk. Artık üstteki Aliyev ailesinin haberi ne kadar vardı yoktu. Ben orasını bilemem ama onların bilgisi dahilinde az önce program arkasında bana bir şey sordun. Biraz ben dürüst bir insanım. Bunu demek zorundayım. Tabii ki Haydar Aliyev Kürt halkına destek oluyordu. Yani o dönem Kürt Derneği vardı. Neriman Nerimanov da legal yani legal açılmış bir dernektir. Yani bugünkü Suriye'deki YPG'nin derneği düşün. Duvarda bir tane resim Sayın rahmetli Haydar Aliyev amcanın resmidir. Yanında da Sayın Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı var. Neriman Nerimanov'da. Ben 1994'te Neriman Nerimanov'da. Hemen oranın karşısında da benim doğru dediğimi teyit edersiniz diye söyleyeyim. Ben orada boksa gidiyordum. Hemen o derneğin karşısında yolun kırağında hem havuz vardı, boks maçlarına gidiyordum. Yaklaşık 3-4 sene o günkü müellimin adını unuttum. Beylerbeye de beni eğer unutmuşlarsa hatırlatayım. Bütün Kim korumaları unutmuşsa Beyler Eyüp mu? evet, onun Evet. bütün korumaları, kohumları beraber Bahtiyar müellimin yanına idmana gelirdi yani. Başa düştün, vücut hündür bir müellimdi. Bahtiyar müellim özü de Azeri değildi, Gürcü kökenliydi. Aslında ben burada bu ilk defa sizin programınızda başka bir bomba patlatayım. Ben dedim ya, yani daha çok şey anlatacağız. İnsanlar yanında bir torba bulundursun, kusabilir de yani. Benim biraz sonra anlatacaklarım karşısında. Şimdi Azerbaycan'da çok İsrailli iş adamları var. Ben bunlara şahidim, tamam mı? Ve nereden baksan Azerbaycan nüfusu şu anda kaç milyon oldu? 10 milyon. 10 milyon. Şu anda Azerbaycan'da 1 milyon Ermeni vatandaş var. Ve Aliyevler hepsi bunları biliyorlar, deşifre etmiyorlar. Ben şahidim. Şu anda Azerbaycan devletinin içinde her yerde siyaset yapıyorlar. Azeri gibi konuşuyorlar. Bunlar Ermeni kökenli. Ermeni asıllı ve çoğuyla da tanıştım ben orada. Bana rica ettiler dedi. Kimse bizim Ermeni olduğumuzu bilmesin dedi. Çünkü önemli makamlarda görev almışlar. Bunun deşifre olmaması lazım. Bu adamlar yani Azerbaycan'da şu anda 1 milyon yani belki 1,5 milyona da 2 milyona da dayamıştır. Ermeni kökenli ama senden benden daha güzel Azerice konuşuyorlar. Ya bu Karabağ dahil olmakla bunların hepsi bir yerde olabilir yani. Karabağ'daki olan Ermeniler indi gittiler, onlar gittiler ama Bakı'da onlar kalırlar. Doğrudur. Doğrudur. Bakı'da var. Ben hamsine tanış olmuşam, bilirim. Yani Azerbaycan'dayken ben görgü tanığı olduğum şeyler.
Tayyip Erdoğan. Şemsettin Bey, sözünüzü unutmayın. Siz dediniz ki size sipariş verirdiler adamları evlerinden alma için. O kimler evet. sipariş verirdi? Devlet mi sipariş verirdi onu? Devlet sipariş verirdi. Ama polis alınan verirdi, adamlar polis. Esasen kimler olurdu? Polisler, polis. Emniyet müdürleri, polis verirdi. Yani Azerbaycan'ın komiserleri, polisler. Biz onlara fazla ileri doğru sormuyorduk. Bize bize her türlü silah verirdiler. Polis kimlikleri falan gelirdik. Özellikle bizim Nahçıvan Kürtleri vardı. Yine Mübariz'in adamları vardı. Mübariz değil mi? Yanılmıyorsun. Mübariz'in Nahçıvan'a bakar. Mübariz'in tayfası vardı. Hayır. Yani biz yaklaşık diyebilirim yani 500 kişilik bir ekiptik. 500 kişilik bir ekiptik. Ben hem boksa gidirdim, benim o spor yönümden istifade edirdiler. Legal olurdu. Yani gayri legal olurdu. Legal değildi. Yani o şey bir bak polis bir yani, daha legal olurdu bir derste. Yani ben o dönem ben legal olduğunu sanıyordum ama legal değilmiş yani. Legal değildi. İllegal. İllegal olurdu. Yani evleri basırdık gece 3'lerde, sabah 2'lerde, gece 2'lerde adamı evinden alıyorduk. Sorguya götürüyordu tabii. Bu aldıktan sonra biz teslim ediyorduk o polis grubuna. Götürürdüler. Ne yapırdılar bilmiyorum ben. O boyutta yoktum. Ama benim böyle gözü kara cesaretimizden istifade edildi. Hem zaten benim yani diyorum ya spor yapıyordum, ticaret yapıyordum ve rahmetli Aliyev de hayatını bana borçlu. Bakın Aliyev ailesi babaların hayatını ve rahmetli Aliyev de hayatını bana borçlu. Bakın Aliyev ailesi babaların hayatını kurtarımda dahi ne bugüne kadar 5 kuruş paraları benim cebime kursama geçmemiştir. Ama bugün rahmetli Haydar Aliyev yaşıyorsa bana can borçlular. Ben onu da hemen açıklayayım. Daha önceki programlarda da açıkladım. İlham Aliyev yani İlham Aliyev. Haydar Aliyev'i öldürmeye gelmiştiler. 96. yılında. Tamam. Abdullah Çatlı gelmişti. Abdullah Çatlı'yı ben tanıyorum. Ben Abdullah Çatlı benim bölük komutanım. Gülhan İşlemen. Gülhan Özkanalı. Şu anda Türkiye'de onu başka kümleye bürüdüler. Çıkarmıyorlar. Bu gerçekler açıklansın diye. Mesela Türkiye'de bir sürü yapılan sivil halk öldürülmüş. Bunları açıklıyorum. Ortaya çıkarmıyorlar. Hamsını gizliler. Çünkü hepsi Azerbaycan'la danışıklıdır bu. Yani bir ucu Azerbaycan'a değil. O yüzden herkes birbirinin bu sırlarını saklıyorlar. Bırakmıyorlar. Halk öğrensin.